Burada gördüğünüz dört kardeş bulaşıkları kimin yıkayacağını belirlemeye çalışıyorlar ve her akşam, her akşam bu bulaşık hikayesi olduğundan, her akşam aralarından hangisinin bulaşıkları yıkayacağına nasıl karar verebileceklerini düşünüyorlar. En büyük kardeş diyor ki isimlerimizi kağıtlara yazıp bir kavanoza koyacağım ve her akşam kimin ismini çekersem bulaşıkları o yıkayacak diyor. Bu da isimleri koyacakları kavanoz olsun. Dört tane kağıt olacak ve üzerlerinde isimleri yazacak. Her akşam kimin ismi çekilirse bulaşıkları o yıkayacak. Evet, diğer kardeşler de bu fikri oldukça adil buluyorlar ve kabul ediyorlar. Beğeniyorlar. Böylece her akşam birinin ismi çekiliyor. Üç akşam sonra en büyük kardeşin, en büyük kardeşin adı da Bülent olsun, isminin hiç çekilmediğini, Bülent'in isminin hiç çekilmediğini fark ediyorlar. Evet, üç akşam sonunda Bülent hala bulaşıkları yıkamamış. Bunun üzerine diğer kardeşler acaba bu işte bir bit yeni mi var diye, bir hile mi var diye düşünmeye başlıyorlar. Şimdi kardeşlere yardım edeceğiz ve bu soruya cevap arayacağız. Bunun için gelin arka arkaya 3 akşam Bülent'in isminin çıkmamış olmasının olasılığını hesaplayalım. Bu arada hatırlatayım tabii ki Bülent'in isim çekme işlemini tamamen rastgele yaptığını yani hile yapmadığını varsayıyoruz. Hadi bakalım Bülent'in 3 akşam üst üste seçilmemiş olmasının olasılığı nedir? Burada videoyu durdurun ve bunu kendi başınıza hesaplamaya çalışın. Kolay gelsin. Şimdi şununla başlayalım, Bülent'in herhangi bir akşam seçilmeme olasılığı ile başlayalım. Tamamen rastgele dedik, yani Bülent'i ile yapmıyor. Evet, tamamen rastgele bir seçim yapılıyorsa, tüm kağıtların seçilme şansı eşittir. Peki, bu durumda Bülent'in isminin seçilmeme olasılığı nedir? Şöyle yazalım. Bülent'in bir akşam seçilmeme olasılığı 4 tane eşit olasılıklı sonuç var ve bunların 3'ünde Bülent seçilmiyor. O halde Bülent'in bir akşam seçilmemiş olmasının olasılığı 3 bölü 4'tür. Bunu bulduk. Şimdi de Bülent'in 3 akşam üst üste seçilmemesi durumunu inceleyelim. Yazalım. Bülent'in 3 akşam üst üste, 3 akşamda seçilmeme olasılığı. Bu olasılık Bülent'in birinci akşam, çarpı ikinci akşam çarpı üçüncü akşam seçilmemesinin olasılıklarının çarpımıdır. Yani 3 çarpı 3 çarpı 3 27 bölü 4 üzeri 3. Yani 4 çarpı 4 çarpı 4 64. Bunu bir ondalık sayı olarak göstermek istersek, hemen hesap makinemizi çıkaralım. 27 bölü 64. Sonucu yuvarlayacağım. Evet, 0,42. Evet, bu çok da düşük bir olasılık değil. %50'den, %50'den biraz az. Yani kısacası Bülent'in güvenilirliğini, güvenilirliğini sorgulamanıza değmez. Çok da şüpheli bir durum yok. Bülent'in 3 akşam üst üste seçilmeme olasılığı %42'ymiş. O zaman Bülent'in hile yapmadığı tamamen rastgele bir ismi seçtiği hipotezimiz doğruya benziyor. Hipotezimiz doğru ise bu sonucu elde etmemizin olasılığı %42. Ve buna dayanarak Bülent hile yapmıyor diyebiliriz. Şimdi her akşam bunu yapmaya devam ettiklerini düşünelim. Ve en büyük kardeşe Bülent'e güveniyoruz ve kesinlikle hile yapmayacağını biliyoruz. 12 akşam üst üste Bülent'in ismi çıkmazsa ne olur? İsyan çıkar. Bence diğer kardeşler Bülent'ten artık şüphelenmeye başlarlar. Ama yine de Bülent hakkında kötü düşünmediklerini ve Bülent'in de dürüst olduğunu, hile yapmadığını varsayarsak Bülent'in 12 akşam üst üste seçilmemesinin olasılığı nedir? Yazalım. Yazıyorum yukarıya yazdığımın aynısı. Bülent'in 3 yerine 3 yerine 12 yazalım. 12 akşam üst üste seçilmeme olasılığı. Ne yapacağız? 12 tane 3 bölü 4'ü birbiriyle çarpacağız. 3 bölü 4 üzeri 12. Yine hesap makinesini çıkaralım ve bunun sonucunu bulalım. 3 bölü 4 üzeri 12. Evet, bu çok çok daha çok çok daha küçük bir sayı. Yuvarlarsak 0,032. Evet, bu yaklaşık olarak 0,032'ye eşit. Bu da %3,2 demek. Böyle bir yüzdeyle karşılaşırsanız Bülent'in hile yaptığını düşünmekte artık haklı olursunuz. Şöyle de düşünebilirsiniz. Aynı istatistikçiler gibi, istatistikçiler gibi bir eşik belirleyerek bu olayın tamamen şansa bağlı gerçekleşmesinin olasılığı %5'ten büyükse belki de gerçekten şansa bağlı gerçekleşmiştir diyebilirsiniz. Ama olayın rastgele gerçekleşme olasılığı bu eşiğin altındaysa, istatistikçiler de böyle düşünür ve çoğu zaman bu eşiği yüzde 5 olarak belirlerler, olayın tamamen şansa bağlı olarak gerçekleşmiş olma olasılığı daha da düşük olacağından hipotezi reddedersiniz. Yani Bülent'in hile yapmadığı, yani seçimin tamamen adil olduğu varsayımları ya da hipotezi yanlış olur. Hatta Bülent'in ismi 20 akşam üst üste çıkmazsa bu daha da vahim bir durumdur. Çünkü olasılık daha da küçüleceğinden, hipotezin doğruluğundan daha fazla şüphe duyarsınız ve tahminen büyük abiyle büyük bir arbede çıkar.